Engin Ardıç, Nuri. Hayır efendim, Lozan tartışmasına girmeyeceğiz. Bu memlekette Lozan'a zafer diyen solcu, hezimet diyen sağcı sayılıyor. Bu memlekette Abdülaziz intihar etti diyen solcu, öldürüldü diyen sağcı sayılıyor. İttihadçı mantığı budur. Türk Dil Kurumu'nun kendi dilinde Latin alfabesiyle yazılan özel isimler olduğu gibi bırakılır. Başka alfabelerle yazılan özel isimler Türkçe okunduğu şekliyle kullanılır kuralı son derece açık ve seçik olduğu halde Necip Türk basını ısrarla bu kuralı çiğniyor. Bundan zevk alıyor olmalı. Türk gazeteciler Sevres'e ya da Lausanne'ye gezmeye gidiyorlar ama anlaşmalar ne hikmetse Sevr e ve Lozan'da yapılıyor. Çok direndik ama kurtlar kapmasın diye sonradan biz de sürüye uyduk. Sevres'i Sevr, Lausanne'yi Lozan yapmak zorunda kaldık. Bu hıyar ortama bu kadar taviz yeter. Madem söz iddiaçılardan açıldı, gündemde ünlü bir iddiaçı var tövbe gündemde yok da getirmeye çalışıyorlar. Hasta CHP'li bir gazeteci günlerdir ısrarla bu konuyu işliyor. Söz konusu kişi Nuri Killigil. Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa diyeyim de anlayınız. Dünya Savaşı kaybedilince Enver gibi Nuri de gitti 1938 yılına kadar Almanya'da yaşadı. Neden acaba? Sonra yurda döndü ve ülkemizin önde gelen Turancıları arasına katıldı. Bunlar Türkiye'yi Almanya safında 2. Dünya Savaşı'na sokmak ve Kızıl Ordu'ya saldırtmak istiyorlardı ödül olarak da Kafkasya'yı almak ve hatta bir Turan İmparatorluğu kurmak hayalini besliyorlardı. Wehrmacht kuzeyden Stalingrad'a dalmıştı. Biz de onun güneyinden Bakü'ye dalacaktık. Daha doğrusu Almanya ağızlarına böyle bir parmak bal çalmıştı. Komutanları arasında Nuri'nin de bulunduğu Osmanlı ordusu savaşın son aylarında Bakü'ye girmiş, Türkler petrole kavuşacaklar, bize bağımlı olmaktan kurtulacaklar diye telaşlanan Almanya bize sormadan nasıl girersiniz? Hemen geri çekilin demişti. İlkinde bize bu kazığı atan Almanya ikinci sefer göz yumacak daha. Almanya safında savaşa giren Macaristan, Romanya ve Bulgaristan bu hatanın bedelini yarım yüzyıl komünizm boyunduruğunda kalarak ödediler. Büyük Denge Uzmanı Milli Şef İnönü Turancılara bir süre göz yumdu. Almanya'nın yenileceğine kanaat getirince de hepsini tasfiye etti. İşkence edip tırnaklarını bile söktüler. Sütlüce'de silah ve mühimmat üreten Nuri Paşa da savaştan 4 yıl önce yine İnönü devrinde öldürüldü. Fabrika havaya uçuruldu. Nuri Paşa'nın cesedinin tamamı bile bulunamadı. Gizli bir elde Nuri Kirligil'i tasfiye etmişti. Bu gizli el Amerikan Gizli Servisi OSS’in yerine yeni kurulan CIA'ya mi aitti yoksa Nuri'yi de bir yıl önce Sabahattin Ali'yi öldürenler mi temize havale etmişlerdi? Bu soruyu tarihte ilk kez bendeniz soruyorum ve de acıyorum. CHP amigoları bir yandan İsmet Paşa'nın bizi savaşa sokmamış olmasıyla övünürken bir yandan da bizi savaşa sokmak istemiş olan Nuri Paşa'yı göklere çıkarıyorlar. Çelebi böyle olur bizde fikir adamı dediğin. Can arkadaşları işte. Engin Ardıç, Sabah.